Merhabalar arkadaşlar, bilgi hazineme hoş geldiniz. Yine hazinelerle dolu burası. Yani kitaplar var yine bolca ve yarışmamız kitaplarla olacak. Arkadaşlarımız sırayla biraz sonra yarışacaklar. Her biri güzel bir kitaba ulaşacak ve güzel bilgileri, kısa da olsa çok güzel bilgileri sizlerle, bizlerle paylaşacaklar. Yarışmanın sonunda bilgilere ulaşmış olacağız aslında. Üç tane arkadaşımız var. Umut, Dilara, Halime, Esra. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Heyecanlı mısınız? Evet. Güzel bir yarışma olacak eminim. Üçünüzde çok hızlı yarışarak, üçünüzde çok hızlı ulaşacağınız kitabı bulacaksınız. O bilgileri bizimle paylaşacaksınız. Ama önce sizi kısa kısa tanıyalım. Umut, senle başlayalım. İsmim Umut Çırçır. 10 yaşındayım. Bu kadar yani. Peki. Kitaplarla ilgili seninle konuşalım biraz sonra. Şimdi değil Umut. Yanıma geldiğinde kitaplarla ilgili biraz daha detaylı sohbet edelim. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Dilara, seni tanıyalım. Benim ismim Dilara. 3. sınıfa geçtim. 4. sınıfa geçtim. 9 yaşındayım. Peki. Kitaplarla ilgili seninle de sohbet edelim mi sonra? Tamam. Olur mu? Anlaştık. Halime, Esra. Benim adım Esra, soyadım Tan. 4. sınıfa geçtim. Bu kadar. Bu kadar. Heyecanlısın anladığım kadarıyla. Evet, çok heyecanlıyım. Peki, kitaplarla ilgili seninle de sohbet edelim. Tamam mı? Heyecanınız da azalacak biraz sizinle sohbet ettiğimizde. Sonrasında yarışacaksınız. Şimdi o zaman yine şöyle yapalım. Bir hatırlayalım bilgi hazinem nasıl bir yarışmaydı. Arkadaşlarımız biraz sonra nasıl yarışacaklar. Sonrasında da onlarla yarışmaya başlayalım. Birinci yarışmacımızla yarışmaya yavaş yavaş geçeceğiz. Umut, yarışalım mı? Gel bakalım, azıcık sohbet edelim, sonra yarışmanı başlatalım. Kitap okuyacak zaman buluyor musun? Evet. Tatillerde özellikle çok zamanınız oluyor değil mi? Bolca kitap okuyor musun? Arada sırada. Peki, akşamları mı okuyorsun daha çok? Daha çok yatarken. Dışarıda oyun oynuyor musun? Oynuyorum. O yüzden daha çok akşamlarına zaman kalıyor. Peki, şimdi yarışmak için hazır mısın? Evet. Çok hızlı olacaksın, tamam mı? Elinden geldiği kadar. Dilara, Esra, sayalım mı 3'e kadar? Evet. Hadi 3'e kadar sayalım, Umut'un yarışmasını başlatalım. 1, 2, 3. Umut, nerede anahtarlar bakalım? Biraz daha hızlı olman lazım. Sandığı kapatmıyorsun Umut'cum. Anahtarı içine at. Hemen gel bakalım, ikinci anahtarı buluyorsun. Hemen hızlı olman lazım. Da açıldı. Heyecandan bazen takamıyoruz anahtarı. Hadi bakalım, süren ilerliyor. Son anahtar nerede Umut?
Harikasın. Hemen baştaki sandığa gidiyorsun, kartı alıp kameraya dönüp okuyorsun. Kitabımızın ismi Sorumluluk. Hemen diğerini, vakit kaybetme, devam süren ilerliyor. Rengi pembe, 60. sayfa. Onu da al, dön ama bu tarafa. Mukit olan diye başlayan cümleyi bulursan satırları okumalısın hemen. Mukit diye başlayacak. Burada kitabın sorumluluk ismi ve rengi neydi? Pembe. Çok kötü. 60. 60 geçtin, gördüm ben buradan 60'ı. Buldum. Buldun, süreyi durdurduk, alkışları aldık. Şimdi orada çizili satırları görüyor musun? Oku bakalım ne yazıyor. Mükit olan Allah'ımızın dünyaya hayatında 4 güzel mevsim yaratmıştır. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Yağmuruyla, karıyla, rüzgarıyla, güneşiyle mevsimler birbirini kovalar. Alkışlar sana gelsin. Kitabı yerine bırakabilirsin. Umut, seni de yerine alalım. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgilere ulaştın. Yarışmayla birlikte Sorumluluk'tu kitabımızın ismi. O güzel bilgilerde, o güzel kitaptandı. Birazdan ikinci yarışmacımız yarışacak. Bakalım o ne kadar hızlı olacak. İkinci yarışmacımızla devam ediyoruz. O da heyecanlı. Dilara, gel bakalım. Heyecanlısın ama eminim güzel yarışacaksın Dilara, değil mi? Evet. Peki. Kitaplarla aran nasıl? Güzel. Bolca okuyor musun? Evet. Başucunda bir kitap bulunur mu? Evet, yatağımın yanına koyarım. Bugünlerde var mı bir kitap başucunda? Evet. Peki, yazın daha çok kitap okuyabiliyor musun? Aslında pek vaktim almıyor. Neden? Onun dışında anneme yardım ediyorum. Oo, ne güzel. Peki, yarışmak için hazır mısın? Evet. Heyecanın biraz azaldı mı? Hayır, çok heyecanlıyım. Hala. Peki, yarışma başlayınca azalacak o zaman inşallah. Tamam mı? Ha. Sayalım mı? Esra, Umut, 3'e kadar. Dilara yarışmaya başlasın. Çok hızlı olacaksın. Tamam mı? Anlaştık. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Dilara, nerede anahtarlar? Hadi bakalım, biraz hızlanıyorsunuz, süren ilerliyor. Gel bakalım, ikinci anahtar nerede? Hadi bakalım, biraz daha sandıkları hızlı açarsan. Koş bakalım, son anahtar. Hemen ilk kartı alıyorsun, dönüyorsun. Bulman gereken kitabın rengi kırmızı, ismi ise çocuklar için Kur'an terimleri sözlüğü. Kırmızı bir kitap arayacaksın, ismini de öğrendik. Bulman gereken satırlar 16. 17. sayfa. 17. sayfasını da öğrendik. Her şeyin bir diye başlayan satırları okumalısın hemen. Başlangıcını da öğrendik. Oradaki kitaplıkta kırmızı renkli bir kitap. Bakıp kırmızı değil ama kırmızılar var içinde. Orada hemen. Evet, doğru. Dön bakalım kameraya doğru yine. 16-17. sayfayı bulunca buldum de, tamam mı Dilara? 16-17. Biraz hızlı. 16-17. 16-17. Buldum. Buldun. Alkışlar gelsin. Süreyi durdurduk. Ve Dilara çizili satırları gördü. Oku bakalım ne yazıyor. Her şeyin bir şerefesi vardır. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki ayetlerin efendisidir. Ayetel Kürsi'dir. Alkışlar sana gelsin. Kitabı yerine bıraktık. Sen de yerine geçebilirsin. Ayetel Kürsi hakkında güzel bilgileri paylaştı bizimle Dilara. Çok da mutlu olduk. Son yarışmacımız bakalım hangi güzel kitaba ulaşacak ve bunu ne kadar sürede başaracak. Son yarışmacımızla yarışacağız şimdi. Heyecanla bekliyor Esra. Gel bakalım. Biraz seninle de konuşalım. Sonra yarışmanı başlatalım. Heyecanlı mısın? Çok. Çok. İki arkadaşın yarıştı. Güzel de yarıştılar. Bence de. Sen de güzel yarışacaksın ama bence. Biraz da nasip, değil mi?
Peki. Güzel bir kitaba ulaşacaksın sonunda. Bizim için önemli olan bu aslında. Bakalım sen hangi kitaba ve hangi güzel bilgiye ulaşıp bizlerle paylaşacaksın. Esra, kitap okuyor musun? Evet. Fırsat buluyorsun. Genellikle ben okul günlerinden de değil, cumartesi, pazar gibi hafta sonlarında okuyorum. Yaz tatilinde de geziyoruz, arkadaşlarımızla oynuyoruz. O yüzden. Ama yani bugünlerde de okuyorum. Güzel, fırsat bulduğunda, tatil de olsa, okullar da açık olsa her şekilde okuyorsun değil mi? Ne güzel. Peki, Esra hazır mısın yarışmaya? Hazırım. Peki, Umut, Dilara sayalım mı üçe kadar? Hadi sayalım. Bir, iki, üç. Esra, nerede bakalım anahtarlar? Evet. Saniyeler ilerliyor. İkinci anahtar nerede? İkinci sandık da açıldı. Son anahtar. Bakalım nerede? O da açıldı. Ve hadi bakalım dönüyorsun, hemen ilk kartı alıyorsun. Bulman gereken kitabın adı Hikayelerle Çocuklar Esma-ül Hüsna. Hikayelerle Çocuklar Esma-ül Hüsna. Rengi ise yeşil. 86 ve 87. sayfaları bulduğunda okuyacağın satırlar çıkacak karşına. Rengini de öğrendik, sayfasını da öğrendik. Allah Celle ve Celal diye başlayan cümleleri okumalısın hemen. Burada rengi yeşil. Hikayelerle Çocuklar Esma-ül Hüsna. Evet, dön bakalım. Sayfa 86-87. Bulunca bulduğumda süreyi durduracağız. İyi gidiyorsun. Buldum. Buldun. Süreyi durdurduk o zaman alkışlarla. Çizili yerleri gördün mü? Gördüm. Bakalım. Yüce Rabbimizin bütün isimlerinin anlamlarını içeren en özel isimdir Allah. Güzel isimlerinin hepsi Allah'ı tanımak içindir. Alkışlar Esra'ya gelsin. Kitabı yerine bırakabilirsin Esra'cığım. Seni de yerine alalım. Esma-ül Hüsna kitabımızın ismi. Çok güzel bir kitap. Çok güzel bilgiler var. Rabbimizin Allah isminin anlamını anlamaya çalıştık birlikte. Ne yapacağız? Sürelerinize bakacağız. Arkadaşlarımızın hangisi birinci olmuş, hangisi ikinci olmuş, hangisi üçüncü olmuş, onları açıklayacağız. Kitap armağanlarını vereceğiz ve yavaş yavaş biraz sonra vedalaşacağız. Geldik programımızın sonuna. Arkadaşlarımızın armağanları elimde. Hem bunları onlara ileteceğiz hem de birinci, ikinci, üçüncüyü açıklayacağız. Merakla ve heyecanla bekliyorlar. Hazır mısınız duymaya? Evet. O zaman birinci olan arkadaşımız alkışlarla buraya bir gelsin bakalım. Halime Esra, tebrik ediyoruz seni. Evet, ikinci olan arkadaşımız Dilara, üçüncü olan arkadaşımız Umut. Alkışlarla siz de geliyorsunuz. Tebrik ediyorum Umut'cum. Gel bakalım şöyle, buradan birlikte veda edelim olur mu? Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışma çıkardınız. Çok güzel kitaplara, çok güzel bilgilere ulaştınız. Bizlerle paylaştınız. Bir sonraki programda biz yine burada güzel kitaplara, güzel bilgilere ulaşacağız. Yarışmacı arkadaşlarımızla. Ama şimdilik hoşça kalın diyoruz ve gidiyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.